Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine farklı bir vlog denemesiyle karşınızdayım. Deniz için hayatta kalma kiti yapmaya çalışacağız. Denizde kullanılmak üzere, deniz kenarında kullanılmak üzere. Bu hayatta kalma kitinin içerisinde pusula, ilk yardım malzemeleri, avlanma malzemeleri gibi eşyalarımız olacak. Bütçemiz aşağı yukarı 20 lira civarında. Güzel sağlam bir hayatta kalma kiti toplamayı düşünüyoruz. İsterseniz şimdi başlayalım. Yavaş yavaş malzemeleri toplamaya doğru gidelim. Bakalım aradıklarımızı bulabilecek miyiz? En azından bulamasak bile bulabildiğimiz kadarıyla yetinmeye çalışacağız. Çünkü şu anda bulunduğum sahil kasabası çok ufak bir kasaba. Aradığım her şeyi bulamayabilirim burada. Ama yine de sağlam bir hayatta kalma kiti ortaya çıkartmaya çalışacağım. Arkadaşlar gelir gelmez burada oltaları ve iğneleri gördüm. Hemen bu doğrultuda bir iğne ve olta takımı almayı düşünüyorum. Şurada kendinden iğneli olanlar var. Bunlardan değerlendirmek güzel olabilir. Evet, bunlar ne kadar? 1 lira falandır diye tahmin ediyorum. Bakarsınız 20 liradan daha ucuza da çıkabilir bu. Abi kolay gelsin. Bana bir tane pusula, düdük ve çakı lazım. Arkadaşlar bakın burada çeşitleri var. Abi ne kadar bu? 1 lira. Tamam. Düdük ne kadar? 3,5. Bir tane küçük çakı verir misin bana orada? Ucuzlardan. Ağzı kolay körelmeyen. Eyvallah. Ne etti bunlar? Ha bir tane de şey var avucumda. 7,5. Kit için ideal parçalar. Arkadaşlar kitin bazı malzemelerini topladık. Şimdi gidelim ilk yardım için gerekli olanları toplayalım. Dediğim gibi 20 liralık bütçeyi aşmaya çalışmayacağım. Bu kitin içerisinde bir tane geniş spektrumlu bir antibiyotik krem olacak. Yara bandı, dikiş iğnesi, gazlı bez koymayı düşünüyorum. Şimdi bir eczanelere dolaşıp burada onları bulabilecek miyim onlara bakacağım. Ardından ip almaya geçeceğiz. Seni çekmeyeceğim biliyor musun? Seni niye çekeyim? İstemiyorsan. Kameraya karşısın. Eyvallah. Tamam seni çekmeyeceğim. Tamam çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi burada bir eczaneye geldik. Buradan geniş spektrumlu bir tane antibiyotik krem. Gazlı bez. Başka yara bandı alacağız. Siz mi verirsiniz bana onları? Kim verir? Oydu evet. İki tane gazlı bez vardı, bir tane de yara bandı vardı. Ha onlardan evet, onlardan. Bir tane de yara bandı, o da şuradaydı galiba. Tamam. Şöyle. Ne kadar yaptı bunlar? Esasında bir tane ilk yardım kiti bulabilseydik küçük daha iyi olacaktı ama maalesef bulunduğumuz belde çok küçük bir belde. Böyle şeyler çok kolay bulunamayabiliyor buralarda. Ama şu anda aldığımız malzemeler de işimizi görecektir. Evet arkadaşlar, şimdi sağlık malzemelerimizi de aldık. Kabaca tamamlanmış oldu. Geriye bir tek ip ve dikiş iğnesi kaldı. Onlar da sanırım 1 lira civarında bir şey tutar diye düşünüyorum. Açtık mı ya 20 lirayı? Sanırım açtık. 21 lira oldu. Bu noktada bakalım ne olacak. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar kitimizin içeriğini neredeyse oluşturduk. Şimdi bunun paketlemesi kaldı. Ufak tefek kesme biçme işlemleri olacak. Neticede bunların hepsi şu su geçirmez kabın içerisine sığdırmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi iki tane gazlı bezimiz var. Bandaj var. Bir kutu yara bandı var. Geniş spektrumlu bir antibiyotikli bir kremimiz var. Bu açık ve kapalı yaralarda kullanılabiliyor. Çakı, olta, ipek ip, iğne, pusula, düdük. Şimdilik setimizin içerisinde bunlar olacak. Deniz için bir acil durum hayatta kalma kiti oluşturmaya çalışacağız. Dilerseniz başlayalım. Şimdi bu ipi koymak için şöyle bir tahta parçasından bir kasnak yapacağım ben. İpi bunun etrafına saracağız. Dilerseniz ondan başlayalım.
Şimdi bu gördüğünüz ip naylon bir ip. Aslında sentetik ipek deniyor buna. Bunu hem oltada kullanacağız hem de diğer dikiş malzemesi olarak da bu ipi kullanacağız. Dolayısıyla bundan yanıma bol miktarda almayı düşünüyorum. Bu kasnağı da onun için yaptık. 15-20 metre kadar alsak bizim için yeterli olacaktır. Evet, ip hazır. Şimdi gördüğünüz gibi ilk başta şeyi koyalım. Antibiyotikli pomadı koyalım. Kutusunu kullanmayacağım ama prospektüsünü almak istiyorum yanıma. Kullanımı için. Ardından gazlı bezler var. İsterseniz yavaş yavaş yerleştirelim. Öyle ilerleyelim. Basit bir tane çakı aldık arkadaşlar az önce. Ramazan PS yazmış. Ucuz bir çakı. Ama gördüğünüz gibi jilet kadar keskin. Çakıyı koyalım. Pusula. Bu da ucuz bir pusula. Sanırım 1 liraya almıştık. Şimdi videonu hatırlayamıyorum. Videoyu çekerken orada takip edersiniz. Temel olarak kuzeye göstermesi yeterli. Ama bildiğiniz gibi bu tip pusulaları kullanırken manyetik alandan uzak tutmamız gerekiyor. Bu sefer ağırlıklı, kendinden ağırlığı olan, kurşunu olan iğne de tercih ettik arkadaşlar. Düdük. Düdüğün ipine ihtiyacımız olur mu? Olur tabii ki. O yüzden çıkartmayacağım bu ipi. Düdüğümüzü koydum. Kitimiz hazır. Kapatıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kendi üzerinde yaklaşık 1,5-2 metre kadar ipi mevcut. Arkadaşlar kitimizi tamamladık. 20 liraya nasıl bir hayatta kalma kiti yapılır? Deniz kenarında kullanmak için, denizde kullanmak için nasıl bir hayatta kalma kiti yapılır? Onu incelemeye çalıştım size. Gördüğünüz gibi basit ve kolay bir proje oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şu anda bunun için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Olumlu veya olumsuz bütün yorumları aşağıdan yapın arkadaşlar. Ben bildiğiniz gibi bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim kalmadı sanırım. Değinmek istediğim başka bir konu var mı? Yok. Artık bir dahaki videoda görüşürüz diye tahmin ediyorum. Takipte kalın arkadaşlar.